ara şimdi uzayla ilgili çok konular var. Sürekli uzay, mesela cep telefonunuzu açın, sosyal medyada uzayla ilgili, galaksilerle ilgili, ondan sonra bunların resimleri, bazı videoları, işte Mars, ondan sonra Güneş'e gönderilen bir aygıt, ki doğru bu yani. Gerçekten tam uzay çağına girdik. Yani biz girdik. Biz girdik mi bilmiyorum da yani global mı diyoruz? Dünya genelinde girildi. İşte Amerikalılar en başta, sonra Ruslar, Çinliler, Hindistan. Bunlar sürekli uydu gönderiyorlar. Şimdi her şeye böyle açgözlüğümüz uzayda da gösteriyor kendisini. Mesela daha dün mü ne, öyle bir şey galiba, o Elon Musk mudur? O kaç tane uydu gönderdi yine. Şimdi biz bu dünyayı o kadar çok kirlettik ki, tamam mı? Kirletiyoruz da hala. İşte dereleri kirletiyoruz, denizleri kirletiyoruz, tamam mı? Mesela denizlerin içinde yaşayan hayvanlar bizim yüzümüzden acı çekiyorlar ya, yani çile çekiyorlar. Arabesk olur yani. İşte ağaçlar öyle, ormanlar öyle, tamam mı? Her şeyi kirletiyoruz ya. Ya insanın zekası çok yüksek aslında, tamam mı? Yani her şeye ulaşabiliyor yani. Gerçekten zeka yani insanın zekası çok farklı. Beyin yapısı çok farklı. Ama her şeyi kirletiyoruz, yok ediyoruz, yutuyoruz. O kadar çok tehlikeli dönemlerden geçiyoruz ki ve bunları bildiğimiz halde görmemezlikten gelip devam ediyoruz. Mesela yani sürekli tüketiyoruz. Yani tüketiyoruz, hep tüketiyoruz. Az üretiyoruz, çok tüketiyoruz. Ve bir de ürüyoruz. Yani eski Türkçe konuşuyorum. Yani çoğalıyoruz. Yani frenleme yapmıyoruz. Şimdi ilk başta söylediğim gibi mesela uzayı artık mesela yörüngenin çevresi çöplük. Bayağı bildiğin çöplük ya. Nedir mesela? İşte astronotların elinden kaçırdığı işte Uydu çöplüğü ya, çekiçti. uydu Tabii çöplükleri falan. çekiçler, bilmem neler, tornavidalar, ıvırlar, zıvırlar. Efendime söyleyeyim. Buradan gönderilen uydular, işte buradan gönderilen uydular, bozulan uydular. Aslında bunların, bozulan şeylerin aslında atmosfere girip yok da edilebilir. Şimdi bunun için çareler aramaya başladılar. Orayı da kirlettik yani. Mesela örneğin neyin halkaları vardı? Satürn'ün mü halkaları vardı? Şimdi Satürn'ün halkaları nedir mesela? Bazıları bilmeyebilir. Onlar buz kütleleri yani. Mesela kimisi ceviz büyüklüğünde, kimisi araba büyüklüğünde, kimisi daha büyüklükte, kimisi orta büyüklükte. Bunlar bu Satürn çevresinde dönüp duruyor. Millet zannediyor, ya çoğu bazıları bilmez mesela, der ki ya bu renk ne kadar güzel, böyle bir testere gibi mesela. Değil yani, o buzullar dönüp duruyor yani, tamam mı? Bu işte mesela dünya da öyle olacak. Mesela dünyanın atmosferinin o biriken çöpler möpler zamanla daha çoğalacak, önleme alınmazsa. Bunlar da dönüp duracak ve çok uzaklardan, diyelim ki Mars'ta yaşayan bir insan dünyayı görüyorsa o halkalarını da görecek. Halkalar ne? Çekiç, uydu, teneke, işte bu tür şeyler yani, tamam mı? Yani her şeyi kirletiyoruz yani. Hem çoğalıyoruz, hem çok tüketiyoruz, az üretiyoruz. Yani tabii ki uzayı öğrenmek, yani bilinmeyeni öğrenmek, bilinmeyene gitmek çok önemli bir şey yani. Yani biz daha uzayı yeni yeni keşfetmeye başladık. Mesela şu son zamanlarda özellikle bir şey, ayın yörüngesine herhalde yerleştirdiler onu. Neydi o ya? James Webb galiba. Bu çok muhteşem bir şey yani. Mesela bu ne işe yarayacak? Bizim galaksimizin daha ötelerini, mesela çok daha ötelerini görecek o. O teleskop görecek ve birkaç ay sonra, zaten 5 ay sonra falan o görüntüleri göndermeye başlar yani. Eğer tabii herifin başına bir iş gelmezse, yani aygıtın başına bir bela gelmezse, bir şey gelmezse. Çünkü uzay boşluğu öyle görünüldüğü gibi böyle sadece siyah, simsiyahtan kaynaklanmıyor ki. Bu asteroitler gerçekten, bu asteroit kuşakları var bir de. Allah'tan ki yani bizim gezegenimiz asteroit kuşağındaki bir bölgede değiliz yani. Anlatabiliyor muyum mesela? Mesela Mars tarafında asteroid kuşağı bölgesi var. Korkunç derecede yani, tamam mı? Ya bunlar ben çocukluğumdan beri zaten bilinmeyeni sevmişimdir. Uzaya çok şey yapmışımdır ve ilgi duymuşumdur yani, böyle işte bu
teleskop ben de böyle amatör olarak işte ara sıra açıyorum, bakıyorum. İşte ışık hızından bahsediyoruz. İşte ışık hızından bahsediyoruz. İşte bu hani sen de geçen bir tane almıştık biliyorsun. Lazer, mavi bir ışık falan, işte yeşil meşil falan filan. Millet zannediyor ki ben bununla böyle çocuk gibi oynuyorum falan filan. İçimizdeki çocukluk keşke kaybolmasa da, çocuklukta yaptığımız yaramazlıklar, işte teneke arabalarımız, çamurdan yaptığımız kamyonlarımız falan, telden yaptığımız yine araçlarımız olsa da yine hep onlarla oynasak. İçimizdeki çocukluğumuz hiç kaybolmasa keşke yani. Millet öyle zannediyor. Ya bu şimdi bu bilim başka bir şey mesela. Her zaman hayret etmişimdir mesela ışık hızı. Ya 300 bin kabalamaca yani 300 bin kilometre bir saniyede nasıl gidebilir ya? Bu muhteşem bir şey yani, biliyor musun? 300 bin kilometreyi bir saniyede gidiyor bu ışık. Zaten çok araştırdığın zaman bizim içinde bulunduğumuz evrenimizin bize verdiği hız limiti bu. Yani bunun dışına çıkma imkanın yoktur yani. Ama şimdi uzayda uzayla ilgili bir konu konuşuluyorsa herkesin konuşmaya hakkı vardır. Çünkü teori, bir teori atıyorsun ortaya yani. O olabilir yani diyorsun mesela. Buna herkesin hakkı vardır yani. Ya adam diyelim ki işte NASA'da görevli, bu işe ömrünü vermiş, okumuş, çizmiş, yapmış, etmiş, fark etmiyor. Onun da teorileri olabilir. Benim de kendime göre teorilerim vardı mesela uzayla ilgili mesela. Mesela uzayla ilgili ilk başta şunu çocukluğumdan, özellikle çocukluğumda çok küçükken başlamıştım bu merak işine, uzay merak işine. Ya şimdi ben yatağa yattığımda zaten hayatım boyunca hep hayal kurdum. Hayal kurmayı çok severim ben. Hayal benim dünyam ya. Yani hani daha önce de bahsettiğim gibi, hani çok sevdiğim bir yere giderim. Orada olurum ama mutsuz olurum. Gelirim bu sevmediğim, her zamanki yaşadığım, hep aynı gördüğüm duvarlar, şehrin işte görüntüsü, köprüleri, binaları, mekanları, sokakları. Bunları görmüşümdür. Bıkmışımdır artık. Ve bu bıktığım bu şehirde, bu sokakta, efendim söyleyeyim, bu mekanlarda hayal ediyorum ve hayalde daha çok mutlu oluyorum, biliyor musun? Hep hayal ederdim. Hayal dünyam çok farklıdır benim. İnsanlar hayal kurar ama ben çok hayal kurarım. Durduğum yerde, yolculukta, her yerde hayal kurarım. Efendime söyleyeyim. Şimdi o zaman da çocukken de ya iyi güzel tamam, bizim bir evrenimiz var. Fakat bu evrenin dışında ne var ya? Hep merak ederdim. Kudururdum, çıldırırdım. Yani şimdi mesela dinsel olaya geçtiğin zaman işte evren var ya, işte tanrımız evren, evreni yaratan tanrı. Şimdi mesela örneğin ne diyelim mesela, bunun bir evren olduğunu düşünelim yani. Bu bir evren. Ama bu evrenin bu çevresinde ne var arkadaş? Evimizin duvarlarının arkasında ne var? Başka bina var, sokak var. O sokağın arkasında başka bir şey var falan filan. İyi de bu evrenin arkasında ne var? Bu evren yani nasıl olabilir yani? Ben çıldırıyordum. Fakat daha sonra işte bu işi ilerlettik. İşte biraz okuduk mokuduk. Ondan sonra biraz fantastik takıldık. Bu bir şey var ya. Bu ünlü bir fizikçi var. Bu öldü. 2019'da öldü. Stephen Hawking. Evet evet. Stephen Hawking. Bu sefer bu adama saygı duymaya başladım yani. Çok da beğendim bu adamı ya. Helal de olsun o adama yani. Bravo. Hayal dünyası da çok genişmiş. Bunun videolarını falan izledim, kitaplarını okudum. Ondan sonra bu beni rahatlattı ya. Yani hani başınız çok ağrır, bir yeriniz ağrır, bir sağlam bir ilaç alırsınız. Yarım saat, 20 dakika sonra ağrınız diner ve oh rahatlarsınız ya, dünya varmış dersiniz ya. Ben de işte bu Hawking'in mesela kitapları, onun şeyi, düşünceleri, onun işte videoları falan, konuşmaları, belgeselleri izledim ve rahatladım. Yani ağrım dindi, sızım dindi, merakım dindi. Hiçlikten mi bahsediyor ya? Yani niye olmasın ki? Onun da bir teorisi var yani. Niye olmasın? Bir hiçlikti diyor yani. Tamam mı? Böyle oldu. O da öyle bir teori atıyor yani. Saygı duymak lazım bunlara yani. Benim mesela nasıl ki, mesela dünyayı, mesela bizim yaşadığımız gezegeni düşünüyorum. Mesela bize yakın ne var? Mars var, 250 milyon, 360 küsür milyon kilometre uzaklıkta da. Şimdi bu döngüler var mesela. Güneş'in etrafında döndüğümüz zaman bazen mesela Mars bize 18 ayda mı bilmem kaç ayda, tam olarak bak şey olarak bilmiyorum yani. Ben yüzeysel olarak konuşuyorum. Bu döngüde 50 milyon kilometreye kadar hatta yaklaşıyor.
Zaten eğer bir Mars'a bir yolculuk yapılacaksa, yani insani yolculuk yapılacaksa, bu döngüyü beklemek zorunda. Bu döngüyü bekleyecekler. Yani Mars'la dünyanın birbirine en yakın teması, yani uzaklığı 50 milyon kilometreye indiği zaman, işte o zaman, işte birkaç ayda, artık birkaç ay, ne zaman gidilecek bilmiyorum ama mesela diyelim ki işte bu teknolojiyle ilgili, hızla ilgili, yani öyle. Şimdi ben de mesela şu bizim yaşadığımız gezegen. Ama şimdi Mars'a bakıyorsun, Mars bizim gezegenimize benziyor. Güneş'e, o da aşağı yukarı 250 milyon kilometre uzaklıkta. 250 milyon kilometre mi? Tam olarak bak, bir ara biraz saldım kendimi, bu kilometre olaylarını da unuttum. 250 milyon kilometre olması lazım. 250 milyon kilometre mi? Neyse, 250 milyon kilometre. Yani bayağı bir uzak Güneş'e yani. Fakat bize benzerliği var. Şimdi yıldızlar, onlar da böyle insan şeyi gibidir ya, insan yaşantısı gibidir yıldızların şeyi. Mesela bir yıldızın, bir yıldız doğar, işte enerjisi olur, enerji edinir. Ondan sonra bunun ömrü, mesela teorilere göre, bilimsel olarak konuşuyorlar, 10 milyar yıl, 10 milyar yıldan bahsediyorlar. Çok uzun bir zaman 10 milyar yıl, çok uzun bir zaman yani. Şimdi bir yıldızın mesela bir patlaması olabilir ya. Bir yıldızın patlaması, işte patlıyor uzayda, bir yıldız yani mesela şeyi, kütlesi çok büyük. Mesela çok büyük kütlesi olan yıldızlar var. Patladığı zaman bir kısmı bir tarafa gidebilir. Yani batı tarafına gidebilir, kuzey tarafına gidebilir, bu tarafa gidebilir. İşte benim kendi teorime göre biz aynı yıldızdan kopmuş ikiz gibiyiz Mars'la. Yani bu benim teorim yani. Olamaz mı? Bu ben yani illa bu budur demiyorum. Bu benim teorim. Çünkü uzayla ilgili, bilinmeyenle ilgili konuşulan, düşünürsün yani, bu irdelersin olayı ve teoriler üretirsin yani. Ben de öyle düşünüyorum. Ya Mars bizim bir ikizimiz yani. Aynı parçadan koptuğumuzu düşünüyorum ben yani, tamam mı? Mesela işte ayın orada durması, ay diyoruz hani, gök cismi mesela. O da bir parça olabilir, tamam mı? Şimdi işte insanoğlunun böyle saçmalıkları bırakıp böyle eski şeyi böyle yani yad etsinler insanlar. Eski şeyleri yad etsinler işte. Eski sevdiklerini düşünsünler. Dünyanın geçmişinde mesela bir Göbekli Tepe'den, o Göbekli Tepe'yi mesela şey yapsınlar, ansınlar yani. Bak işte böyle yaşanmış, işte Roma dönemi yaşanmış, Urartular dönemi yaşanmış, tamam mı falan. Bu tür şeylerle uğraşsınlar yani, birbirlerini öldürmesinler. Gebertmelerine gerek yoktu zaten. İnsanların ömrü yaşar, doğar, yaşar ve ölür yani. Birbirlerini gebertmelerine de gerek yoktur yani. Ya uzay yolculuğu, şimdi uzay yolculuğu zaten şimdi bu teknoloji öyle bir şey ki 1970'li yıllarda 77 mi 78'de mi ne, iki tane aygıt gönderdiler zaten. Tamam mı? Ama 70'li yıllardan sonra teknoloji ilerledi. Mesela televizyon 60 küsürlü yılların sonunda bulunmaya başlandı. Ondan sonra bu zincirleme gitti. Tamam mı? Yani mesela bir şeyi, çorap söküğü gibi yani, şeyi, noktayı buldunuz mu çeker alırsınız o. Artık bilirsiniz yani. Veya bilinmeyen bir yola gidersiniz, onu öğrenirsiniz yavaş yavaş. Karanlık da olsa gözleriniz o karanlığa alışır. Bu bilim de böyledir yani. Mesela 77'li yıllarda neydi o, bir şey, iki tane uzaya ikiz bir şey gönderdiler. Birer yılla aralıkla. Hatta bir tanesinden hala Voyager ya. Ondan hala mesela bazı sinyaller geliyor. Diğerini bilmiyorum yani, o ne alemde bilmiyorum ama işte bu teknoloji böyle bir şey. Şimdi 1970 küsürlü yıllarda zaten Amerikalılar fantastik olarak zaten işe el atmışlardı. Ne vardı? Uzay yolu vardı mesela, değil mi? Bu hani Kaptan Kirk, evet. İşte Maya, işte gidiyorlar o mesela gezegenlere giriyorlar, yıldızlara giriyorlar. Daha sonra işte o uzay şeyleri çekilmeye başladığında sinemada, özellikle sinemada da uyarlandı. Ondan sonra hala da çekiliyor yine, daha da çok çekilecek. Rusların özellikle bekliyorum bir uzayda, işte yani istasyonda gerçek görüntülerle herhalde bir sinemaya aktarılacak, filme aktarılacak. Onu zaten bekliyorum yani ve hala da yapılıyor yani. Ama
Şimdi zaten o zaman 70'li yıllarda teknoloji daha yeni yeni, daha böyle ilk basamaklardayken insanlar zaten hayal olarak, fantastik olarak uzay yolculuklarıyla ilgili filmler falan çekiyorlardı, diziler falan çekiyorlardı. Ama uzayda yolculuk yapmak öyle kolay değil yani. Bu hani sizin işte diyelim ki Eskişehir'den Ankara'ya gitmek gibi değil, veya o Doğu Ekspresi'ne binip de işte Kars'a kadar bir kar yağışı, böyle bilmem nostalji, öyle bir dünya yok yani. Orası çok farklı yani. Şimdi siz, evet, siz buradan kalkıp gidiyorsunuz. Mesela diyelim ki mesela Güneş'e bir aygıt gönderdiler. Şu an en son 6 milyon kilometre çevresinde dolaşıp duruyor. Yani bu hamleler yapıyor Güneş'e. Güneş'le ilgili veriler toplayıp, eğer yine de talihsiz bir kaza, ki onun başına her an gelebilir, her an gelebilir yani. Veya Güneş'ten bir patlama gelir, yok eder yani. Güneş çok büyük bir yıldız. Orta, yani bizim evrenimizde hemen hemen orta büyüklüğünde yani bir yıldız yani. O şimdi mesela bu da çok büyük bir başarı. Yani oraya bir aygıtın Güneş'e gönderilmesi, düşünebiliyor musunuz yani? Öyle kolay değil yani bu şeyde, uzayda yolculuk yapmak öyle kolay değil. Hele ki insanlı böyle. Daha dur, onlara başlanmadı daha. Onlar çok zor. Mesela Mars'la ilgili evet, Mars'la ilgili böyle bir konuşmalar var. Yani Mars'a illaki insanlık gidecek tabii ki. Ama şimdi düşünün yani. Şimdi Mars'a kim gitmek isteyebilir ki? Yani hiç kimse gitmez. Yani gönüllü gitmez yani. Ha şöyle gider. Adamın işi bitmiştir burada. Buradan bir şey beklemiyordur. Lan lanet olsun, zaten 3 gün sonra geberip gideceğime. Bari işte o heyecanı yaşayayım. Yolda ya ölürüm. Ölmezsem en azından Mars'ı görürüm. Yani dünya orada durdukça adımı anarlar. Ya yani ilk insan olarak gidiyorsun ya oraya mesela. Şimdi ben de mesela baktım ki ya lan doktora giderim. Doktor der ki ulan eşek herif, kalmış şurada 2 yıl içinde de ölebilirsin. 3 ama en fazla 2 yıl. Ulan giderim yani. Ya, gerçekten giderim yani. Ürkütücü bir şey ama giderim. Çünkü merak. Ama oraya şimdi böyle yani uzaydan diyorsun ya, yolculuk. Çok zor bir şey bu yani. Bir kere maliyet çok yüksek. Sen şimdi buradan zaten şu anki teknolojiye göre en az 11 ayda gidiyorsun oraya. Şimdi oraya gittin, bir geri dönüşü de var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Öyle bir şey olsa bile, diyelim gittin oraya, işte koloni kurdun 3-5 gün falan filan. Canın sıkıldı ya. Ulan arkadaşlarını özledin. İşte semtinin bir köşesinde arkadaşlarına buz gibi bira içmek istiyorsun. Kız arkadaşınla denize girmek istiyorsun. Ulan burası da ne kızıl gezegen, gideyim biraz bakayım ne var ne yok. Dünya yerinde duruyor mu diye yapamazsın. Öyle bir şansın yok. Çünkü oradan buradan oraya gitmek 11 ay. Oradan buraya gelmek 11 ayla bitmiyor. Çünkü döngüyü beklemen lazım, 18 ay sürüyor. Yani 50 milyon kilometreyi bulman için, ki öyle gelesin. Bu işler kolay değil yani. Şimdi mesela benim daha çok böyle yani bir insan olarak bu insanlığın yaptığı, çok gurur duyduğum bir olay işte o Güneş'e gönderilen aygıt. Bazıları, çoğu insanlar bunlara inanmıyorlar ama bu gerçek kardeşim. Bu bir gerçek, inanın artık yani. Ya Güneş'te nasıl bu aygıtı yakmıyor, 6 milyon kilometre kadar yaklaşmış, nasıl yakmaz? Biz burada yazın mesela, yaz Temmuz ayında yanıyoruz sıcaktan, kendimizi denize atıyoruz bilmem ne falan filan, ama şimdi şöyle bir şey var yani, Güneş zaten Dünya ile uzaklığı 150 milyon kilometre. Bu bayağı bir uzak bir mesafe yani. Mesela ışık hızında yaşasaydık 8 dakikada orada olurduk. Veya Güneş orada sönse, bize küsse, size ışık vermiyorum, enerji vermiyorum, hepinizin canı cehenneme dese, biz onu duyamayız. Niye duyamayız? 8 dakika sonra duyarız. Yani 8 dakika sonra bize küfür ettiğini anlayabiliriz. Çünkü uzaklıktan ötürü öyle. Şimdi oradan gelen ışın da öyle yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buradan mesela 3 yılda mı ne gitti herhalde o aygıt oraya? Efendime söyleyeyim. Bunun bir de şöyle bir şey. Şimdi gerçekten bunu insanlar denemiştir zaten. Yaz sıcağında siyah elbiseyle gezebilirsin. Ama yanarsın ya. Yani mesela siyah elbise, beyaz elbiseyle daha biraz daha rahat gezersin mesela. Güneş ışını seni fazla rahatsız etmez yani. Dokunmaz sana fazla yani. Mesela 30 derece ise beyaz elbise giyiyorsan 23 derecede bırakır seni. Ama siyah elbise şeyi çektiği için, ışını çektiği için, daha çok şeyi çektiği için, akını, ya akım şeyini çektiği için 40 dereceye çıkar vücudunun şeyi, sıcaklığı yani. Şimdi bu adamlar öyle bir şey yapmışlar ki, bunun hesabını yaparak zaten böyle bu yollara giriyorlar. Öyle kolay değil. Mesela önüne beyaz bir şey, bunu teknik olarak ben bilmiyorum ama gerçekten ben lazerde de, ya yakıcı lazerde de denedim. Mesela lazeri tutuyorum, o yakıcı lazeri, beyazı yakmıyor arkadaş. Rahatsız etmiyor onu yani. Araları iyi değil demek ki, anlaşamıyorlar.
Fakat siyah bir şeye tuttuğun zaman hemen yakıyor. Anında yakıyor. Şimdi adamlar, buradaki mühendisler, bu işleri yapanlar, yani adamlar akıllı adamlar ya. Bunun hesabını, kitabını yapıyorlar mesela. İşte güneşten gelen o ısı beyaza vurduğu zaman geri tepiyor. Tamam mı? Bunun ömrünü uzatıyor hali. Ama tabii bu yine çok tehlikeli bir şey yani. İnsanlar orada çok büyük bir paralar, maliyeti çok yüksek bu aygıtların, oraya göndermişler. Ama es kaza, yani şansı çok az olabilir. Veya bir an püskürmede yanabilir. Mesela 2012'de güneş patlaması diye olaylar var. Güneş patlaması mesela, bir patladığı zaman o, mesela ya şeyi düşünün ya, bir sobanın böyle bir anda alev aldığını düşünün yani. Onun bir andaki şeyi çevresini yakabilir. Şimdi güneşin patlaması bize doğru değildi. O 2012'deki. Çok yani şanslıydık yani. Ha bize ne yapardı mesela, o gelirdi bayağı bir problemler yaşayabilirdik. Yani birçok şeylerimiz yok olabilirdi. Yani kendimizi düzeltemezdik. Kolay değil bu işler yani. Ya uzayla ilgili bitmez yani. Uzayla ilgili ancak teorileriniz olabilir yani. Çok irdelersiniz, uğraşırsınız, merak edersiniz. Sizin de bir teoriniz olur yani. The Starship Enterprise, traveling to the outer limits of time and space, destruction. The human adventure. Ya şimdi zaten 1975'ler, 76'lar, 77'lerde televizyon, işte televizyonla tanışmaya başlamıştık. Ondan sonra zaten işte Amerikan filmleri falan, Amerikan dizileri falan izliyorduk o zaman. Bu dizilerin içinde tabii ben bilime çok meraklı olduğum için işte Uzay Yolu diye bir dizi vardı. Star Trek falan. Onlar sonradan galiba çıktı. Star Trek'ler sonradan çıktı. Star Trek ilk aslında, sonradan yayın olarak geç. Yayın olarak geç gelmiş olabilir. Tabii yani o hangi günler oynuyordu bilmiyorum ama haftada bir gün oynuyordu zaten. 40 dakika mı öyle bir şey, merakla bekliyordum yani. Özellikle ben merakla bekliyordum. İnsanlık da öyle yani. Çünkü şimdi bir geminin içindesin. Çok da güzel uyarlamışlar yani. Gerçekten bravo yani. Ondan sonra o beni çok merak uyandırmıştı. Çünkü işte bir galaksi, şey, bir gezegene giriyorlar. Gezegende yaratıklar var. Hiç bilinmeyen yaratıklar. Ondan sonra tehlikeler yaşıyorlar. Ondan sonra bizim dünyamızdan daha çok gelişmiş uzayda yaşayan, gezegenlerin içinde yaşayan başka bize benzer veya benzemez çeşitli böyle acayip böyle tipli, ondan sonra yaratıklar falan, bunlar bizim ilgimizi çekiyordu tabii ki. Ama biz o zaman tabii ki ya yani çok şey yapmadığımız için uzayla ilgili, ben bile zaten diyordum ya, yok diyordum ya, bizden başka yaşam, işte dinsel olay biraz daha çok ön plana çıktığı için, çünkü çıkış noktamız dinsel olduğu için, işte Tanrı, işte Tanrı'nın kutsal şeyleri, işte biz diyorduk ki ya Tanrı bizi yarattı, dünyamızı yarattı, oraya bir güneş de koydu, onun yarattığı. Ondan sonra işte bizden başka yok ya, zannetmem, olamaz diyorduk yani. Ama şimdi işin içine girdiğin zaman olur. Ya şimdi şöyle bir şey, ya uzayı çok fazla da çok insanları şişirmek istemiyorum. Kimya diye bir olay var ya, biyoloji yani, tamam mı? Şimdi mesela Afrika'ya bak, zenci insanlar var. Oranın toprağı böyle, daha böyle hani böyle kara mı? Böyle sarı bilmem ne. Gel bu şeye, yukarıya çık, beyazlar var mesela. Beyaz ırk var mesela. Daha beyaz ırklar var mesela. İşte Danimarkalılar gibi sarışınlar var. Mavi gözlüler var, kahverengi gözlüler var. Daha siyah gözlüler var. Afrikalının gözü siyah. Simsiyah. Ya öyle olacak tabii ki yani. Yani biz şuna da şey yapıyorum. Hiç kimse kimseyi akir görmeyecek. Hiç kimse, ama hiç kimse. Ya bu, biz dünyanın bir parçasıyız yani. Biz dünyanın bir parçasıyız. Biz dünyanın biyolojisiyiz ya, biyoloji. Yani biz dünyanın gerçekten parçasıyız yani. Ya şimdi ne bileyim, çok özür dilerim. Şimdi dediğim gibi Afrikalı, yani o bölgede dünya onu öyle vermiş. O biyolojiyi ona öyle vermiş yani. Yani vay şuna bak ya. Efendim, saçları kıvır kıvır kıvırcık, gözleri simsiyah simsiyah, vücudu kara kara, kahverengi kahverengi, dişler bembeyaz. Ya arkadaş, ya bunlar, sen nesin peki? O öyle, sen nesin?
Sen de bembeyazsın o zaman. Saçlar şey gibi böyle, hani ne derler ona ya, pırasa gibi. Ya bu, biz dünyanın bir parçasıyız. Tavuklar da öyle. Kertenkeleler de öyle. Gözle görülmeyen böcekler de öyle. Ayılar da öyle. Hepimiz bir şeyden gelmeyiz yani. Hepimiz yani. Ağaçlar öyle. Anladın mı yani? Biz birbirimizi hakir görüyoruz. Ya şuraya bak, kapkara, görüyor musun? Ulan bu da kara ya. Şuna bak ya, ne kadar çirkin ya. Ya dünyanın parçası o ya. Atomlardan oluşmuşuz, biyolojiden oluşmuşuz ya. Kimyamız öyle ya. Yani o sen öylesin, bu öyle. Bir de ırkçılık yapıyorlar, bir de mezhep davaları çıkıyor. Ya ne alakası var ya? Ya saçma sapan, ben bunlara gülüp geçiyorum. Konuşmak bile istemiyorum. Ya ne alakası var arkadaş ya? O 2000 kilometre ilerideki toprakla buradaki toprak biraz farklı olabilir. Oradan çıkan toprağın getirdiği renkler ayrı olabilir. Anladın mı? Yani bu birbirlerinize böyle şey görmek, işte o zenci, o kara, o siyah, o beyaz, o mavi. Ya bu dünyanın geneli böyle ya. İnsanlar bunları şey yapıyorlar, biliyor musunuz? Yani böyle insanlar kavga ediyorlar ya. Kavga etmemeleri lazım. Yani ne bileyim. Ya bu mesela çizgi romanlara da bu bilim kurgular çok konu olmuştur. Yazıp çizmişlerdir böyle meraklılar. Mesela Zagor'da ne var? Zagor'un birçok macerasında bir uzaya düşkün bir adam var. Bilim adamı yani. Hellingen. Hellingen mi artık? Bu adam bu Zagor'un başına hep bela, ya insanlığın başına bela oluyor. Adamın kafası çok çalışıyor bilimle ilgili. Araştırmalar yapıyor, uzayla ilgili bir sürü açık şeyleri var. İşte uzaya nasıl çıkılır, işte gemi yapmak lazım, şöyle böyle. Ama emellerini, yani düşüncelerini, hayallerini, yaptıklarını kötü niyetli kullanıyor yani. Haliyle Zagor'da buna karşı çıkıyor mesela. Ama Zagor'da mesela bu uzayla ilgili birçok konu işlenmiştir yani. İnsanların kafasında var yani böyle şeyler. Ve diğer çizgi romanların bazılarında da vardır. Tabii Gordon'da da öyle işlendi. Daha sonra işte Kubrick mi çekmişti ya bu 2001 uzay, o zaten efsane bir şey. Onu bir de o NASA'nın da katkısıyla galiba yapıldı bildiğim kadarıyla. Onunla yani afişleri muhteşemdir ha. Yani benim elime de çok geçti. Bu Türkiye'de şey işletmesi kimdi? Akün filmdi. Akün film getirmişti ve 70 milimetre çekilen filmlerden biridir o da yani. Sessiz bir filmdir, sakin bir filmdir yani o. Ondan sonra daha sonra işte yine uzayla ilgili özellikle Star Wars başka yani efsanedir o. Mesela ilk 1, 2, 3 o Star Wars'un zaten herhalde sondan başa mı öyle bir konusu var galiba. Ben onu izledim tabii ki. Onun bir de Star Wars'un daha çok insanlar mesela hiç anlayamasam bile konuyu görselliği çok güzel mesela. İşte o boşlukta uzayda yapılan o işte şeyler, roketlerin gitmesi, uzay gemilerin birbirleriyle çarpışması falan. Efsane karakterlerinin olması yani bütün dünyada yankı uyandırdı ki mesela onun afişleri de öyledir mesela. Adam koleksiyoner, Kanada'da yaşıyor. Kanada'da Star Wars'un afişi var ama bütün dünyada sinemalarda oynayan afişleri toplayan insanları da gördüm ben yani. Hatta ben de çok insanlara verdim o afişleri, Star Wars'ları falan filan. Bunlar yani bu insanlarda çok merak uyandırdı işte. Mesela bir Star Wars'un İşte tişört yapılması, baskı olması falan. Bunlar renkli şeylerdi, güzel şeylerdi ya. Şimdi öyle bir yola şeyden bahsediyorum işte. Mesela bu yani gidişatımız, ilk konunun ilk başlığı mesela işte kirlilikten bahsettik ya. Mesela tüketimden bahsediyoruz. Gerçekten çok tüketiyoruz ya. Yani tüketiyoruz, tükettiklerimize de saygımız kalmadı yani mesela, tamam mı? Çoğalıyoruz ve çoğaldığımız gibi de mesela haliyle tüketiyoruz. Ve her şey bir süresi ya bir zaman sonra daha çok belki de yani alamayacağız. Yani insanlar belki de yani yaşamak istemeyecek çünkü. Öyle bir hale geliyoruz yani, öyle bir şeye giriyoruz yani. Sanki bir kara delik bizi çekiyor yani. Biz kendimize gelemiyoruz insan olarak. Bizim birbirimize ihtiyacımız var yani. İnsanlık olarak yani, sadece bu coğrafya olarak söylemiyorum, tüm dünya olarak. Çünkü aynı geminin içindeyiz, tamam mı? İnsanların bilinçlenmesi lazım. İyi eğitim alması lazım yani. Mesela sokaktaki
İşte gençlere özellikle soruyorsun, insanlar kendini ifade edemiyor. Mesela kendini şey yapamıyor yani, konuyu konuşamıyor, bir şey konuşmuyor. Aldığı eğitim yetersiz o zaman demek ki. Yani eğitime daha çok önem vermek lazım. Gerçekten de öyle yani. Çünkü adam yani mesela diyorsun ki işte işletme okudum, şunu okudum, bunu okudum, şu üniversiteyi okudum, üçüncü sınıfı okuyorum fakat bilgi eksikliği var. Bir de bilgi kirliliği var yani, tamam mı? Yeterince güzel eğitim alamıyor insanlar. Kafasını veremiyor yani. İnsanlar mutlu olamıyor. Mutlu olamayan insanlar zaten mutlu, yani rahat olamaz yani. Kendini rahat ifade edemez yani. Yani mutlu olamayan bir insan ağlayamaz da. Yani hani yalan, bilmem timsah gözyaşları diyoruz ya. Onu da yaşayamaz yani. Gülemez de yani. Yani böyle şeydir bu ya, şarj gibidir mesela. Anlık şarj yaparsın ya. Ne diyorlar ona? Hani anlık şarj. Ne diyorlar ona ya? Bir şey diyorlar yani. Hani uzun şarj olayı başka ya. İnsan şöyledir yani mesela. Yatağa yatarsın. Çok güzel bir kaliteli bir uyku uyursun yani. 5 saat kaliteli uyku var ya, yani seni zinde eder yani. Ama sen yatağa yat, kalitesiz bir uyku uyu, uyuyamayacaksın zaten, dönüp duracaksın. 20 saatte şey olsan düzgün şarj olamazsın yani. Kendini rahat hissedemezsin yani. Bu böyledir yani. İnsanlar teknolojiyi böyle içine sindire sindire tüketmiyor. Bir anda tüketiyor. Ya bu mide kardeşim yani. Yani yemeği bile çok hızlı bir şekilde yediğin zaman seni rahatsız eder yani. Hayaller görmeye başlarsın. İşte huzur diye bir şey kalmıyor yani. Sevgi kalmıyor, şefkat kalmıyor, esirgeme kalmıyor. İnsanlar birbirini de esirgemiyor mesela. Esirgemiyor yani. Zalim davranıyor yani, tamam mı? Yani birkaç yıl, bir 30 yıl, 40 yıl öncesine gittiğin zaman o dönemde yaşayan insanlar mesela böyle esirgemişler mesela. Birbirlerine karşı daha saygılı olmuşlar. Ama şimdiki gençliğe de şimdi bunu ben eleştiremiyorum mesela. Şimdiki şu anki Z kuşağı dediğimiz gençliği de eleştiremiyorum. Çünkü ya insan bir şeyden ne alırsa onu verir zaten. O çocuklar da öyle yani. Şimdiki nesil de öyle. Zaten öyle bir ortamdan geçiyor ki işte işsizlikten bahsediliyor, işte yetersiz beslenmeden bahsediliyor mesela. Bir de özellikle mesela sosyal medyada işte sokak röportajlarına ben saygı duyuyorum. Yapsınlar da, güzel şeyler yapıyorlar. İnsanlar öğrensin yani. İnsanlar bilsin ve görsün yani. Ya insanlar çok farklı ya. İnsanları da eleştirmek istemiyorum ya. Mesela bir konu konuşuluyor. Mesela şu alışmışlar, sen çıkarsana cep telefonunu diyor mesela. Ya cep telefonunu niye çıkarsın ki? Çıkarsan ne olacak ki? Yani o bir insan ve bu teknolojide yaşıyor. Yani o, yani var veya yok, onu almak zorunda, onu kullanmak zorunda. Çünkü insan, yani bu insan buna layık değil mi? Çıkarsana cep telefonunu. İşte burada eğitimsizlik yine ön plana çıkıyor. Çünkü insan cahil, tamam mı? Cahillik kadar kötü bir şey yoktur. Anlatabiliyor muyum? Hemen duymuş, oradan çıkar cep telefonunu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hangi teknolojide yaşıyorsun? Adam uzaya aygıt güneş aygıt göndermiş. Adamın cebindeki telefonla konunun ne alakası var ya? Yani şu parayı almış, o parayı almış. Bir şekilde insan yaşayacak yani. O şekilde yaşayacak, bu şekilde yaşayacak. Veya onu alacak yani, bir şekilde alacak. Yani özel bir şeyinden kısacak, yemeğinden kısacak, alacak. Hemen çıkarsana telefonunu ya. Ya topluma bilinçli bir eğitim lazım. Ya bak şu mekanlara bakın diyorum her zaman için. Ya şu bizim, yani bizim coğrafyamızda yaşadığımız mekanlarımıza bakın. Bizim dilimiz onlar zaten. Çünkü onları biz yaptık. Şimdi çarpık kentleşmeden bahsediyoruz. Ben doğdum doğalı bu ülkede çarpık kentleşmeden bahsederler. Hala da öyle. Şimdiki çıkan mühendisler de o zaman, onlar da o zaman yeterince iyi eğitim alamıyorlar. Ya da kendilerine veremiyorlar yani düzenli yaşamaya. Çünkü tuhaf tuhaf binalar yapıyorlar. Ya şimdi ben bazen geziyorum mesela bazı semtleri. İki tane bina yapmış. Bir tanesi gelmiş, arka tarafta acayip bir bina yapmış. Yani bu işte bu insanların, ya insanların dili. Bu dili orada. İnsanlara hiç böyle şey yapmaya gerek yok, kavga etmeye gerek yok. Görüyorsun işte, dili o ya, dili o. Mekanın dili o yani. Anladın mı? Şimdi mesela bir Almanya'ya bakıyorsun, Berlin'e bakıyorsun, efendime söyleyeyim, veya Almanya'nın başka bir şey, veya Danimarka. Adamlar o kadar mühendislikleri var ya, mesela Avusturya'ya bakıyorsun mesela. Evler gıpta ediyoruz değil mi mesela? Ay ne kadar güzel. Her şey sıralı sıralı, caddeler geniş geniş yapılmış. Ondan sonra hep aynı, renkler aynı. Şimdi burada mesela bir bina var. Bir balkon yapmış mesela. Binada 5 tane balkon var.
Ulan bir tanesi sarı, bir tanesi mavi, bir tanesinin camı değişik. Ulan biraz ortama uy. Biraz ortama uy. Burada böyle bir şey yok ki ya. Şimdi oradaki mekanların diline bak, buradaki mekanların diline bak. Şimdi buradaki mekanların diline bakıp insanlarla kavga edersin. İnsanlarla şaka yapamazsın. Senin kafana küt diye vurur veya kötü bir laf sarf eder sana. Ya üslubu bozuk olur yani. Çünkü o zaten yaptığı belli ama şimdi mesela Avusturya'da bir insanla şakalaşabilirsin. Bir güler yüz yapabilirsin, merhaba dersin, o da sana bakar. Otobüste merhabalaşabilirsin. Yani güzel bir gün geçirebilirsin. Çünkü mekanları da belli zaten. Adamlar onlar yapmışlar yani. Ama bizim millet öyle değil yani. Bu coğrafyadaki millet öyle değil yani. Bir de buradaki insanlar birbirlerini akir görüyorlar mesela yani. İşte adamın giysisine bakarak konuşuyor mesela. Adamın tipine bakarak konuşuyor mesela. Adamın işte ırkını irdeliyor, mezhebini irdeliyor. Bununla konuşuyor ve kavgalar sürekli büyüyor. Sürekli kavgalar oluşuyor. Aslında iyi değil bunlar yani. İnsanlar birlikte yaşamak zorunda. Çünkü birinin diğerine ihtiyacı var yani. Ama yani burada maalesef işler bizim umduğumuz gibi gitmiyor. Yani evimizin arka bahçesinde bir yaz akşamı klasik müzik eşliğinde taze demlediğimiz çayı mutlu bir şekilde içemiyoruz abi. Ya tabii şimdi hep aynı konuya geliyoruz yani. Eğitim önemli bir olay. Yine eğitimden bahsediyor. Özellikle bizim yine bu coğrafyada işlenen mesela adi suçlar var mesela. Kadına yönelik şiddet hiçbir zaman benimsemediğim, hiç sevmediğim şeydir. Ya bir erkek zaten güçlüdür yani. Kadından gerçekten kas olarak da güçlüdür yani. Beyin olarak güçlü demiyorum bak. Belki kadınların beyni erkeklerden daha güçlü olabilir. Ama kas olarak yani fiziksel olarak da erkek güçlüdür. Ya sen güçlü bir insansın. Senin karşındaki senden daha böyle fiziği daha şey olan, gücü daha az olan bir insanı ezmeye kalkıyorsun. Bu yanlış bir şey. Bu sürekli kadınlara yapılan bir şey ki bugün yine bir şey duydum galiba bir hemşire hanım, Allah rahmet etsin, şey olmuş, öldürülmüş galiba. Bu artık yani bu ya işte diyorum ya, çok eğitim çok önemli ya. Bunun eğitimsizlikten oluyor. Eğitimli bir insan gidip bir insana vurmaz. Ya tamam tartışabilirsin, tartışmayla bir şeyleri getirebilirsin veya hatalıysan sonra anlarsın, özür dilersin. Özür dilemek en büyük erdemliktir zaten, tamam mı? Bu çok önemlidir bak. Hatalı olabilirsin ya, hatasız ne var ki ya? Her şey hatalı ya. Olabilir, bir hata yaparsın, düşünürsün, hatalıyım dersin ya. Çıkarsın, özür dilersin, ne var yani bunda? Burada buradaki insanlar çok farklı. Ya bu coğrafyada yaşayanlar, hani biraz önce dedim ya işte mekanlara bak, dilidir işte. Yani mekanlar insanların dilidir. Bunlar yaptılar çünkü. Ne söyleyecektim ya, bir şey daha söyleyecektim ha. Mesela bizim bu coğrafyada yaşayan insanlara bunu söylemek zorundayım yani. Bunu en tepedekinden, en aşağıdaki, en ortadaki, en sağdaki de biliyor. Yani herkes biliyor bunu. Şimdi biz mesela özellikle bizi vekillerimiz vardır bizi. Biz vekillerimizi seçeriz. Tabii ki seçeceğiz vekillerimizi. Ve vekillerimizi niye seçeriz? Bizim dertlerimize sorun bulsunlar diye yani. Bizim sorunlarımızı gidersinler. Bizim söyleyemediklerimizi gitsinler, anlatsınlar. Yani değil mi? Budur yani, bu vekil budur. Fakat şimdi mesela bizim özellikle, ben buradan vekillerimize de söylüyorum, onlar da beni anlayacaklar yani. Şimdi ben vekilimi seçiyorsam, ben vekilim benim dertlerimi anlatacak tabii ki ama vekilim ben gördüğüm zaman hazır ol vaziyette duruyorum. Korkuyorum ondan yani. Ya bu tam tersi olması lazım. Vekilim benden korkmasın tabii ki. Ama ben vekilimin karşısında böyle hazır ol vaziyette böyle acayip böyle yerlere kadar yatmayayım ya. Çünkü vekilimi seçen benim zaten. Ama burada tam tersi oluyor. Bir vekili görüyorlar. Allah böyle aman Allah aman ya Rabbi ya arkadaş ya. Ya bu vekil tabii ki istediği gibi davranır o zaman ya. Sen vekili göndermişsin, hesap sormak zorundasın. Sen soracaksın ona. İşte ya mesela bir sorunun varsa diyeceksin ya vekilim ben seni seçtim. Bu sorunuma niye çare bulmuyorsun? Diyeceğine o böyle yamuluyor yumuluyor. Ya bu yani Yüce Tanrı akıl vermiş insanlara, hepimize, hayvanlara da akıl vermiş. Onlar da arkadaşlarımız yani. Yani beyni olan herkese akıl vermiş ya. Özellikle insanlara hani övünüyoruz ya, bir insanız. Yani diğer yaratıklardan biraz daha üstünüz diyoruz ya. Çünkü yapıyoruz, ediyoruz. Bu arada kirletiyoruz, mahvediyoruz, öldürüyoruz. Bir şeyler yapıyoruz yani ama insan olarak yani. Filmlere de işte konu oluyor ya, işte marabalar ve bir köyde bir ağa var. İşte marabalar var. Halbuki yani tarlayı süren onlar.
üreten onlar. Fakat yani kendi emekleri bunları, bunun dışında ağaya biat ediyorlar mesela. Ya bu sistem böyle ya. Bu sistem yanlış bir sistem yani. Ama yine burada yine şeye geliyorum yani. Yine eğitimsizliğe geliyorum ya. Ya mesela eğitimsiz bir insana her şeyi yaptırabilirsin mesela. Ya mesela o da insan, sen de insansın. Sen bir eğitim almışsın. O çok çok az bir eğitim almış. Adı diyelim ki Mehmet. Mehmet lan, Allah şu çöpü at şuraya, at bakayım. Git al gel. Lan şuradan bir ekmek al gel falan filan. Ya mesela bunu diyebiliyorsun mesela, tamam mı? Aslında dememek lazım da diyebiliyorsun. Adam kendini eğitsin o zaman. Mesela eğitimli bir insana ya kalk şunu şuradan şuraya falan dediğin zaman sataşma çıkar, kavga çıkar. Yani moral bozulur, bilmem ne olur, ne biçim konuşuyorsun gibilerden mesela. Mesela Amerikalıların mesela eğitimsiz toplumlara yaptığı, uyguladığı şey bu yani. Diretme bu yani mesela. Amerikalı her şeyi biliyor adam. Uzaya çıkmış süper bir devlet, süper bir güç. Mesela kalkıyor diyor ki ya diyor kalk lan diyor oradan. Ahmet gelsene, Mehmet gelsene. Almanya'da mesela Mehmet çöpü oraya değil buraya at der mesela, hesabı gibi. Yani bunu da anlattık, bu konuyu işledik seninle. Şimdi mesela eğitimli bir insana sen kalk şuradan şuraya diyemezsin abi. Çünkü cevabını verir sana. Hemen cevabını verir sana. Şimdi Amerikalı kalkıp, daha önce de bu konuyu konuştuk galiba, bir Danimarkalı'ya, bir Lüksemburglu'ya, bir Alman'a o şekilde hareket edemez. Hemen cevabını yapıştırırlar. Parası olsun olmasın. Yani burada ekonomi özgürlüğünden bilmemeyinden bahsetmiyorum. Eğitimden bahsediyorum. Eğitimli bir insana diretemezsin yani. Eğitimli insana sizli bizli konuşmak zorundasın. Senli benli konuşamazsın. Al git getir götür diye konuşma şansın yok. Çünkü kendini yani bunu bir kere kabul etmez. Diretir sana. Ne diyorsun ya dersen. Çünkü adam eğitimini almış yani. İşte burada bizim ülkemizde çok bu coğrafyada yaşayan insanlar çok eğitimsiz. Bu ta Osmanlı döneminden başlamış zaten. Mesela adadaki mesela o kurulan okula işte ecnebilerin, yabancı insanların, burada yaşayan insanların, işte mesela Rumların olsun, Ermenilerin olsun veya diğer komşu mezhepli demeyeyim de yani mesela diyelim ki Avusturyalı veya Yunanistanlı veya bilmem ne İtalyanlı bilmem neyi, kız çocukları, erkek çocukları gitmiş eğitimlerini almış ama koca adada okulda 3 tane türkü bulmak çok zor. Göndermemişler. Özellikle kız çocukları eğitimsiz kalmış mesela. İşte bugünkü işlenen konular ve uzay dönemin yaşadığımız konularda bugün televizyonlara, işte bu isim vermeyeceğim, onları biliyorsunuz, isim reklama girmek istemiyorum. O konularda mesela sabah öğlen kuşağında bu oraya gelen insanların yaşam dramlarını aldıkları eğitimden görebiliyorsunuz yani. Çünkü yetersiz bir eğitim almışlar. Orada özellikle kadınların, erken yaşta evlenen kadınların ve çok zor duruma düşen kadınların, ızdırap gören, acı çeken, ondan sonra fiziksel saldırıya uğrayan kadınların dramlarını orada görüyorsunuz. Nedir bu? Eğitimsizlikten geliyor yani. Ya bu ülkede bir toplumu medeni, modern bir bölüme götürmeye çalışanların önünde her zaman için soyut bir şey koymuşlardır ve gidememiştir yani. İnsanların önünü kapamışlardır. Bu tür düşüncesi olan insanların önüne soyut şeyleri koyup ürkütmüşlerdir, korkutmuşlardır. O yüzden işte mesela bir türlü iki yakamız, hani derler ya, iki yakam bir araya gelmesin, gelmiyor. Gelmiyor da zaten yani. Bu yüzden gelmiyor zaten yani. Bilime, işte medeniyete, efendime söyleyeyim, modern bir hayata geçiş dönemimizi engelliyorlar. Ya özellikle mesela eğitim sistemimiz ne alemde? Çökmüş bir durumda yani. Mesela bu şu son günlerde özellikle şeyden bahsetmek istiyorum ki aslında onu da bahsetmek istemiyorum. Herkesin başında çünkü. İşte bu gıda, özellikle gıda benim için önemli yani. İşte bunların çok bir anda zam olması. Çünkü gerçekten çok farklı bir, ben yani anlamış değilim yani. Şimdi insan sorgular ya, bizim insanlarımız sorgulamıyor da yani. Ya bir sorgulasana kardeşim. Mesela bir anda mesela yağ davası diyoruz ya, hep yağdan, çünkü yağ çok önemli. Yani çünkü yağcılığı bile yağcılıkla mı yapıyorlar? Ya çünkü yemek abi, bu yemek. Yani marketteki o raflardaki fiyatlar bilmem ne. Burada bizim insanlarımızın da biraz yine cahillikle gelen fırsatçılık olduğunu düşünüyorum. Mesela ne yapıyor? Diyor ki dolar diyor çok yükseldi diyor. Ondan sonra tamam dolar yükseldi. Eyvallah. Dolar indi. Ama fiyat inmiyor mesela. Bu çok önemli. Niye inmiyor? İnsanlar bunu sorgulasın, irdelesin mesela.
Ya insanlar ya çil yavrusu gibi çok özür dilerim. İnsanlar çil yavrusu gibi dağılmasınlar ya. Hep bir araya gelsinler ya. Hani derler ya çokluktan ne olur yani? Ne diyorlar? Bir şey diyorlar ya çokluktan. Yani insanlar bilinçli olarak bir araya gelsinler yani. Mesela örneğin şöyle bir şey var. Diyelim ki etin kilosu 70 lira değil mi? Bir anda oldu 120 lira. Ya arkadaş 100 bin kişi mi yaşıyor? 90 bin kişisi yemese ne olur biliyor musunuz? Ya yemese o et 60 liraya iner. Bu mesela cep telefonlarımız ne diyoruz bu kullandığımız şeye bu? Operatör mesela ilk zaman bunlar uzaya bilmem neye şey uydu gönderdiğinde işte pahalı olacak şöyle olacak. İlk başta şu fiyatlar olacak dediler. Ondan sonra dediler ki ucuzlayacak. Tam tersi ya kimse irdelemiyor ya. Mesela adam kalkıyor diyor ki 100 lira ise 120 lira diyor. Ya bu insan değil misiniz? Bu para zor kazanılıyor. Emek veriyorsunuz. Ter akıtıyorsunuz. Niye irdelemiyorsunuz bunu mesela? Ya arkadaş sen bunu 120 lira niye yaptın ya? Ya arkadaş bak sen kullanmazsan o satacak müşteri bulamayacak ki. Senin dediğin olacak. Onun dediği değil. Bunu söylemeye çalışıyorum mesela. Kola 15 lira mı? İçmeyin ya. Ya içmeyin. Mesela sosyal medyayı çok kullanıyorsunuz ya. Birbirinize konuşun. Söyleyin kimse kola içmesin. Ya kolayı kime satacak bu İsrail'le? Kime satacak? Ben size söylüyorum ya. Mecbur sizin dediğiniz olacak ya. Ağanın dediği değil sizin dediğiniz olur. Siz tüketiyorsunuz çünkü. Siz harcıyorsunuz çünkü. Mesela alkole yapılan şeyler. Ya bu insanlar alkol içebilir ya. İçebilir. Ya bu kadar vergi konulur mu arkadaş ya? Ya bu insanlar ne olacak? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz yani? Ama onunla da içmeyin. Kime satacak ya? Kime mecbur yani bunu üretip satmak zorunda. Ya bu fiyatları içmeyin o zaman. İçmeyin. İçmeyince ne olacak? İşte nedir bu? İşte toplum bilinçli olacak ve bir araya gelecek. Birlikte hareket edecek yani. Anlatabiliyor muyum mesela? Hani şeylerde diyoruz yani sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar. Kapar tabii ki yani. Ama ayrılmazsa bir bütün olursa kapamaz onu. Kapamaz. Mesela belgesellerde izliyoruz. Hani mesela aslanlar böyle yatıyorlar. Tembeller o aslanlar, kaplanlar çok tembel ya. Onlar böyle yatarlar. Bütün gün yatarlar ha böyle. Birbirlerini yalarlar falan filan. Uyurlar. Ondan sonra işte oraya bir ne geldi mesela diyelim ki. Ne diyorsunuz oraya o buzağlar mı? Yok değil. Öbür antik ne diyor? Antiloklar mı? Antiloklar galiba evet. Ya şimdi 1000 tane antilok var orada tamam mı? Ya niye dağılıyorsun ya? Onlarda da zeka özürlüğü. Lan dağılmayın lan. Dağıldığınız zaman aslan zaten onu bekliyor. Bunu yapmanızı bekliyor zaten. Ne yapıyor? Kapıyı alıyor. Halbuki dağılmasalar var ya hiçbir şey yapamayacaklar. 1000 tane antilok ya. Örneğin mesela yani. Ya bu insan da böyle ya. Ya sen bunu tüketiyorsun. Sana demişti. Hatta yıllar önce işte bir avukat bu Turkcell'le mi bilmem neyle ilgili işte mahkemeye vermişti. Turkcell de baş edemedi. En son dedi ya gel dedi. Senden dedi faturandan düşerim. Adam yine kabul etmedi. Hayır dedi. Haksızlık dedi çünkü bu. Haksızlık. Haksızlığın şeyinde durun. Karşısında durun. Yani bu para kolay kazanılmıyor. Yani kolay değil. Özellikle bizim ülkemizde mesela emekliler yazık günah ya. Yani bir şey vermişler. Akbil vermişler. Bedava. Ya gezip duruyor. Gezip duruyor aynı mekanlar. Aynı sokaklar. Falan filan işte. Adam ya hayatı boyunca tatil yüzü görmemiş insanlar var ya. Yazık günah değil mi ya? Ya bu nasıl bir insafsızlık ya? Çok konuşacak konular var. Çok doluyuz. Efendime söyleyeyim. Söylemek istediğimiz çok şey var. Söyleyemediklerimiz var. Yani aslında yaşadığımız dünyanın bir parçasıyız ama biz buna uyum sağlayamıyoruz. Ona ihanet ediyoruz. En başta zaten içinde yaşadığımız biz onun parçasıyız ama biz ona layık olamıyoruz. Onu kirletiyoruz. Kendimizi öldürdüğümüz gibi onu da öldürüyoruz. Yani biz birbirimizi yok edip gideceğiz. Efendim bir kış akşamı sevgili yönetmenim Turgut Özalp çok teşekkür ediyorum. Size saygılar duyuyorum. İnşallah şişmezsiniz, dinlersiniz. Selamlar gönderiyorum. Bir dahaki sohbette yine birlikte olacağız.